konusunda uzman personelin cihazlar aracılığıyla topladığı örnekler, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın laboratuvarlarında yerlerini almış durumda. Burada analiz edilen örnekler, zemin hakkında bilgiler içeren haritaların üretilmesinde temel taşı olacak. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, üstlendiği görevlere bağlısı olan birimler aracılığıyla gerçekleştirmekte. Seyir Şube Müdürlüğü de bu önemli birimlerden biri. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Seyir Şube Müdürü Deniz Albay Turan Orhan'la birlikteyiz. Komutanım, öncelikle seyirin ne demek olduğunu ve burada gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri bize anlatır mısınız? Bir gemi kaptanının veya bir gemi komutanının gemisini bir limandan başka bir limana salimen intikal ettirmek maksadıyla izleyeceği rotayı belirlemek üzere yapmış olduğu tüm faaliyetlerdir. Bizim başkanlığımızın bu faaliyetlerdeki görev ve sorumluluklarını da şu şekilde açıklayabiliriz. 1738 sayılı Seyir Hidrografi Hizmetleri Kanunu ile Seyir Duyuruları Hazırlama ve Yayımlama Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında denizde ve deniz üzerindeki can ve mal emniyetini sağlamak üzere başkanlığımıza gelen bildirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini müteakipte tüm denizcilerimize bu bilgileri aktarma görev ve sorumluluğumuz vardır. Seyir halindeki denizcilerin en büyük yardımcıları deniz haritaları. Bu haritalar derinlik, kıyı şeritleri ve deniz fenerleri gibi birçok öğeyi içinde barındırıyor. Tüm bu öğelerin haritalardaki yerine alışı ise, hidrografik ölçümlerin sahip olduğu ön hazırlık, icra ve kontrol aşamalarının ardından gerçekleşmekte. Birinci Mesa Grup Komutanı Deniz Yüzbaşı Halim Birkan'la birlikteyiz. Komutanım, hidrografik mesalarda yaptığınız faaliyetleri bize anlatır mısınız? Hidrografik mesalarda seyir haritaları için gerekli olan, seyir emniyeti için tasarlanan ve üretilen seyir haritaları için gerekli olan her türlü veriyi topluyoruz. Bu veriler, bu haritalarda kullanılan en temel veriler olan derinlik verileri, denizin kıyıyla birleştiği kıyı bölgesine ait olan veri ve bilgiler, şamandıralar, fenerler gibi seyir yardımcıları, tüm seyir yardımcıları, aynı zamanda denizde intikal halinde bulunan gemilerin, seyir yapan gemilerin can ve mal emniyetini engelleyebilecek olan tüm seyir tehlikeleri, bunlar batıklar olabilir, sualtı kayalıkları olabilir. Aynı zamanda bununla birlikte denizdeki su seviyesi değişimlerini de ölçüyoruz. Tüm bu veriler daha sonra toplamış olduğumuz tüm bu veriler daha sonra derlenerek deniz haritalarının içerisine ithal ediliyorlar. Hidrografik mesalar aslında bir anlamda ölçüm de denilebilir. Ölçme grubundan gelen bilgilerle Harita Genel Komutanlığı'ndan alınan sahil haritaları bilgilerini bir araya getiren ve bunlara mevcut seyir yardımcılarını ekleyen haritaları oluşturan birimse Deniz Harita Üretim Şube Müdürlüğü. Yani burası, ölçme grubunun getirdiği bilgilerin son biçimlendiği ve haritaların oluşturulduğu yer. Üretim Şube Müdür Vekili Yüzbaşı Ümit Görür'le birlikteyiz. Komutanım, seyir güvenliği için oldukça önemli bir yere sahip olan kağıt ve elektronik seyir haritalarının üretim sürecini bize anlatır mısınız? Kağıt ve elektronik seyir haritaları bilgisayar destekli bir yazılım vasıtasıyla 1999 yılından itibaren sayısal olarak üretilmektedir. Kağıt ve elektronik seyir haritalarının üretim sürecini ayırmakta fayda vardır. Kağıt haritalar, Deniz Harita Üretim Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kağıt Harita Üretim Kısım Amirliği tarafından üretilmektedir. Kağıt haritalarda 4 farklı grupta bilgiler yer almaktadır. Bu 4 farklı gruptaki bilgiler, hidrografik bilgiler, yani denizdeki derinlik, demirleme sahası, atış sahası, boru hatları, kablo hatları gibi bilgiler. Topografik bilgiler, bunlar karadaki bilgiler, yani camiler, köprüler, yollar gibi yapılar, yani seyir için kullanılabilecek önemdeki bilgiler. Seyir haritasındaki koordinatlandırma sistemini belirleyen ve gerekli gratikül olarak ifade ettiğimiz enlem boylam çizgileri ve bir diğer grupta seyir yardımcıları yer almaktadır. Bu seyir yardımcıları da fenerler, şamandıralar,
radar transmisyon istasyonları gibi bilgilerdir. Kağıt ve elektronik haritaların üretimine ev sahipliği yapan başkanlık, aynı zamanda öyle bir birime sahip ki, bu birimde bulunan materyaller tüm denizlerimizde yapılan hidrografik ve oşinografik çalışmaları içinde barındırıyor. Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz Jeofiziği Arşiv Şube Müdürlüğü'nden bahsediyoruz. Bu konulardaki arşivleme görevini ilgili kanunlardan alan ve başarıyla yürüten müdürlük, yüksek maliyetli denizden veri toplama işlemlerinden elde edilen bilgilerin kaybolmadan gelecekte de kullanılabilmesi konusunda çok büyük bir önem taşıyor. Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz Jeofiziği Arşiv Şube Müdürü Yüksek Mühendis Binbaşı Murat Elge ile birlikteyiz. Komutanım, burada gerçekleştirdiğiniz çalışmaları bize anlatır mısınız? Evet, bildiğiniz üzere denizlerden toplanan veriler gerek ülke güvenliği, gerek ekonomik ve gerekse küresel iklim değişikliği gibi bilimsel araştırma kullanmak üzere çok önemlidir. Dolayısıyla başkanlığımız bünyesinde teşkil eden Arşiv Şube Müdürlüğü söz konusu verilerin uzun dönem arşivlenmesi ve gelecekte ihtiyaç duyan öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve bilimsel araştırmalar için kullanılması doğrultusunda arşivlenmektedir. İsminizde bulunan ulusal kelimesinden yurt genelinde bir veri ve bilgi merkezi olduğunuzu anlıyoruz. Bu konuyu biraz açar mısınız? 1738 sayılı seyir ve hidrografi hizmetleri yasası gereği başkanlığımız ülkemize toplanan deniz verilerinin ve bilgilerinin arşivlenmekten sorumlu birimdir. Dolayısıyla deniz yetki alanlarımızda veri toplayan her türlü ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar topladıkları her türlü veriyi bize göndermekle yükümlüdürler ve biz de verileri gelecekte kullanmak üzere uzun dönemde arşivlemekteyiz. Bundan dolayı ulusal bir veri merkeziyiz. Şimdi de emeğin, onca özverili çalışmanın kağıda döküldüğü başkanlık basım evindeyiz. Offset baskı tekniğini kullanan basım evinin ana görevleri, seyir haritaları ve notik yayınlarla seyir, hidrografi ve oşinografi konularına ilişkin kitap, doküman ve broşürlerin basımını yapmak. Tarihler, ölçüm araçları, basım teknikleri, kullanılan gereçler değişse de haritaların ve onları üreten Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın denizciler için önemi hep aynı kalacak.